gezi olayları yaşanırken o kadar çok başörtülü kadın tacize uğradı ki, onlardan bir tanesiydi Kabataş'ta yaşananlar. Bir sürü kadın tacize uğradı. Arabasının içerisinde başını açmaya zorlandı. Arabası sallanarak Bağdat Caddesi'nde aç aç aç, arabanın içerisinde bebeği varken. Ve bunu yapanlar kadınlardı. Zaten tuhaftır. Başörtüsüne düşman olanlar daha çok kadınlar. Ya kadınlar kadınlara şiddet uyguluyor, inanılır gibi değil. Bir sürü insan mağdur oldu. Ben mesela Taksim'de kendim sokakta yürürken sadece yürüyorum. Berkin Elvan'la alakalı eylem yapanlar suratınıza bakarak size katil diye bağırıyorlar. Bana bağırıyor katil diye. Neden? Başörtülü olduğum için. Bunun yapmaya kimin hakkı var? Yani bu dehşet bir şey. Gerçekten dehşet bir şey. Sadece görüntünüzden dolayı sizi insanlar aşağılıyorlar. Sizi tahkir ediyorlar. Size her tür sözü söyleme hakkını kendilerinde buluyorlar. Buna hiç kimsenin hakkı yok. Burada Kabataş'la ilgili daha evvel de başka televizyon programlarında da söylediğim Kabataş meselesinde olacak olan şey belli. Bir şikayet var hukuken, bir kadının bir iddiası var. Bu iddia artık hukuki yollarla süreç başladıktan sonra o olayı gören insanlar için bile bunun varlığına, yokluğuna artık mahkeme karar verecek.